Zümrüt Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Serhat nerede biliyor musunuz? Yemekhanede bir işi vardı, oradadır. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Serhat. Senin ne işin var burada? Kahvaltı yapmadan çıkmışsın. Sana bir şeyler getirdim. Yumurtalı ekmek çok seversin. Zümrüt. Topla bunları. Sonra da eve git hadi. Bana niye böyle davranıyorsun? Sen bir şeyler anlamak istemiyorsun galiba. Evcilik oyunundan vazgeç artık. Serhat Bey, kahvenizi yap. Kolay Gülsüm. Ne oldu? Affetmeyecek. Ne yaparsam yapayım bana onun öfkesi bitmeyecek. Sevgilim, yetmiyor sevgilim sözü. Ben bir tek seni sevdim. Çünkü sen benim için sonsuz bir güneşsin. Çiçek açmış bir bahar dalısın. Gerçekten sevdin mi beni? Kendimden bile çok. Kaybettiğim anamın şefkat dolu ellerisin. Tütün kolonyası kokan babamsın sen benim. Ama sen onlar gibi gitme Zümrüt. Sen de onlar gibi gitme. Alma o gözlerini benden. Çünkü senin gözlerin olmadan yaşayamam ben. Senin gözlerin olmadan göremem. Zümrüt Hanım. Serhat Bey, bunları sizin için aldırmış. Bundan sonra bunları giyecek dedi. Bunları da Serhat Bey almış. Mutlaka taksın dedi. Müzik
nasıl bir iblis. Serhat'la gizli gizli aşk yaşıyordun değil mi? Tabii. Cilvelerinle, işvelerinle torunumu kendine bağladın. Ondan şehadet haberi gelince de gözünü Adil'ime diktin. Sen benim ailemi darmadağın ettin. Evlatlarımı birbirine düşürdün. Serhat'la Abbas birbirine düşman, biliyor musun? Düşman. Ben Adil'imi senin yüzünden kaybettim. Bir de öğrendim ki Serhat Adil'imi öldürmüş. Sen dedin bu adamdan kurtulalım diye sen. Seninle evlenebilmek için amcasının canına kıydı. Yeter. Yeter artık. Yeter. Yeter. Git. Git bu evden. Git. Git al. Al eşyalarını da git al. Git. Git buradan. Git. Git diyorum sana. Git bu evden. Çık git bu evden. Azimet Hanım. Biliyorum ne söylesem inanmayacaksınız. Biliyorum size göre her şeyin tek suçlusu benim. Ne yaparsam yapayım sizi ikna edemeyeceğimi de biliyorum. O yüzden de susuyorum. Ama bir tek şey bilin istiyorum. Ben Serhat'a çok aşık oldum. Ben onu bu dünyadaki her şeyden çok sevdim. Aşkı sevdaya sakın ağzına alma. Sen Demirkan ailesinin erkeklerini gözüne kestirip birer birer avlamışsın. Sen evime düşen yıldırımsın. Sen haneme giren cehennem ateşisin. Yalvarıyorum sana. Ne olur git. Ne istersen vereyim sana. Ama git. Ne olur. Git. 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 Babaanne. Hadi. Baban dedi gel benimle. Ama Serhat Abbas dedi ki... Babaanne, sen böyle saçma sapan iftiralara inanıp üzme kendini. Ne olur. Bak ben sana Abbas Demirkan'ın kim olduğunu, oğlunun aslında nasıl biri olduğunu göstereceğim sana. Artık onun yalanlarına kanmayacaksın. Hadi gel. Hoş geldin kızım. Çok özledim seni. Ben de. Nereye böyle yakışıklı yakışıklı ha? Baba, nereye dedim? Şey, fabrikadan arkadaşlarla yemek yiyelim dedik. Ha. E iyi, sana da iyi gelir. Bu araba kimin baba? Ya ananın işleri işte kızım ya. Evdeler mi? Kaça sattın o mektupları?
Kapının önündeki arabada Abbas Bey mi aldı? Yok kızım, ben ona kaç tane senet yaptım biliyor musun sen? Kaça sattın? Mela ablam buldu o mektupları. O sattı Abbas Bey'e. Kız! Yavrum! La çocuk işte la, çocuk aklı bu. Ne yaptın ablam sen? Ben senin için Adil Bey'le evlendim. Her şeyden vazgeçtim. Sırf sen oku diye. Sırf sen benim gibi olma diye. Nasıl yaparsın sen bunu bana? Ben senin için hayatımdan vazgeçtim Melia. Ya bıraksana bu numaraları. Bir elin yağda, bir elin balda. Mis gibi sıcacık konağında yaşıyorsun. Ya şu üstündekilere bak. Şu kıyafetlerine bak, şu kabana bak. Ya şu kabana fiyat elemeyiz. Hikaye geçiriyoruz. Burada hikaye tedaviri var mı? Şu halimize bak ya. Sürünüyoruz biz burada, sürünüyoruz. Ha? Kız Melia. Ha? Bıraksana şu iffetli, onurlu kız tavırlarını ya. Ha? Serhat'ı saklamışsın bizden, Serhat'ı. Ha? Ailenin cici kızı, iffetli kızı, namuslu kızı. Biz senin de devam olduğunu biliyoruz Zümrüt Hanım. Al Melia. Al ablam. Kızım Zümrüt. Al, hepsi senin olsun. Hepsi senin olsun. Kızım Zümrüt. Yavrum. Ay. Kız Mela. Kız tamam tamam, geçti 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 yavrum, geçti. Bak ağlama kız. Kız ağlama, ben dayanamam kız, böyle ağlar sen vallahi dayanamam kızım. Gel. La bir ağız tadıyla vallahi HD'li kamisli televizyonumu seyredemedim ya. Öf Allah'ım ya. Kızım bir kebap söyleyeyim sana. Tamam yavrum tamam. Vallahi bak gönlüm az olmaz senin böylesin beni ne olur. Abla ben evlenmek istemiyorum. Ne olur bir tek sen kurtarabilirsin beni. Abla ne olur bizi ya. Abla ne olur. Kıyamam, kıyamam. Ben sana kıyamam. Geçti bir tane. Abla bizi ya. Ne olursun evlenmek istemiyorum abla. Allah senden razı olsun. Acıma, yüreğime tercüman oldun. Oyama hami oldun. Her şey düzelecek bak, göreceksin. Sen yeter ki iyi ol. Yapma bunu bana Serhat. Bana bunu yaşatma. Yapma. Sen istedin Zümrüt. Sen ektin bu zehirli tohumları. Sen de benim gibi seyredeceksin aramızda büyüyen nefret ağaçlarını. Bak gelin. Bu konağa geldiğin ilk günden beri seni hiç sevmedim, yalan yok.
Ama sen bana yardım ettin. O avukat arkadaşını buldun, teşekkür ederim. Benim de sana bir borcum var. Bil diye söylüyorum. Bu ailenin erkeklerine güven olmaz. Bunlar fırsatını buldun mu hemen başka kadın getirirler üstüne. Aklında olsun. Unutma sakın. Necan yenge dediydi dersin. Hadi selametle. Oy. Döne. Hamamı hazırlayın hadi. Azimet Hanım'ı yıkayacağım. Sakinleşir biraz, iyi gelir. Ben kanmam senin bu melek hallerini. Kenafir gözlerinden belli niyet. Sen var ya ailemin felaketisin. Felaketi. Siz önce bir iyileşin de. Mühim olan bu. Düşmüşüm derdine, olmuşum aşık. Ha bu day benizlim, zülfü dolaşık. Dividim kalemim yazar. Neredeydin? O saniye denen kadının yanına gittin değil mi? Bana cevap ver. Karınım ben senin. Karınım ben senin. Anladın mı? Bana bak. Ben düşmanın mermisiyle tam buramdan vuruldum. 7.62'lik piyade tüfeği mermisiyle. Bu yara zamanla kapandı. Ama sen beni tam buramdan vurdun. Beni düşmanın mermisi öldürmedi ama sen öldürdün Zümrüt. Bu yara hiçbir zaman kapanmadı. Hiçbir zaman da kapanmayacak. Burada. Ne oyalanıyorsunuz? Daha kahvaltı hazırlanmamış. Siz daha iyi misiniz bugün? Sen soruma cevap ver. Bugün 15 Şubat. Serhat'ın doğum günü. Ona pasta yapıyordum. Bunlarla gözümü boyayamazsın benim. Senin işvelerin, cilvelerin oğullarıma söker. Bana sökmesin. Anladın mı?
Ne gerek vardı ya, zahmet etmişsiniz böyle. Serhat Bey'in arabasının torpidosunda bunu bulduk. Takın kelepçeyi. Yeğenim, merak etme, kurtaracağız seni. Ömer abi, ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Davasına ben gireceğim. Her şeyle ilgileneceğim. Endişelenmeyin. Allah'ım, sen Serhat Bey'e yardım et. Allah'ım, sen Serhat Bey'e yardım et. Niyaz Çavuş, ne oldu? Güvenlik kameralarını hallettiniz mi? Hallettik beyim, merak etmeyin. İyi, maşallah, maşallah. Amirim, vallahi benim yeğenim suçsuz. Yapmayın, etmeyin öyle. Bırakın işimizi yapalım. Amirim, ne olur götürmeyin yeğenim. O yeğenlerin hasosudur. Amca, tamam, uzatma. Amirim, ya tahminen ne kadar yatar? Bu yaptığı tahminen adam öldürmeye girer. Cezası onaylanırsa en az 12 yıl yatar. 12 yıl mı? Hadi gidelim. Ah, gitti benim yeğenlerin canosu. Bırak baba. Ben çok korkuyorum. Gitme. Sen yeter ki beni bekle. Döneceğim ben. Ben seni ölene kadar bekleyeceğim. Defa bırakmam. Ölüme de gitsen yanındayım. Ben bir daha sensiz kalamam. Seni kaybedemem. Zümrüt Hanım, Zümrüt Hanım, lütfen, lütfen, Zümrüt Hanım, lütfen.
Gelin, ben sana demedim. Ben sana demedim mi bu gelinlikteki kan kurumayacak diye? Sen bu evin içinde olduğun sürece kan hep akacak diye demedim mi sana? Sorgu bitti. Sorgudan çıkardılar komutanım. Bunun hesabını ödeyeceksin. Serhat. Oğlum. Sen mi vurdun? Babaanne. Ben genç bir insanın hayatına kıymam. Duydunuz değil mi? Oğlum vurmamış. Ne olur, ne olur bırakın onu. Yalvarırım, bırakın oğlum. Savcı sorguya alacak. Birazdan adliyeye sevk edilecek. Şimdilik nezarete alın. Kurtaracağım seni. Söz veriyorum, kurtaracağım. Sen beni en derin zindanlara attın zaten. Buradan kurtarsan ne olur? Mesele çok çetrefilli bir hal almaya başladı. Parmak izi bulamadılar. Ama Tolgahan Özgüç'e isabet eden kurşunlar Serhat'ın arabasından çıkan silaha ait. Aman Allah. Azimet Hanım. Dokunma bana. Nasıl olur lan böyle bir şey? Abbas Demirkan. Kesinlikle bütün bunlar senin başının altından çıkıyor. Oh. Verilmiş sadakamız varmış Ömer. Hep hayır duaların karşılığı bu. Teşekkürler. Azimet Hanım. Memur bey evladım, torunumu gene nezarete mi alacaksınız? Bir şey söyle oğlum. Azimet Hanım, adli tıp maktulün ölüm saatini belirledi. Eğer Serhat'ın o saatlerde başka bir yerde olduğunu kanıtlayabilirsek olay çözülecek. Serhat bey iyi mi? Dün gece Serhat senin yanında mıydı? Serhat dün gece senin yanında mıydı? Evet. Benim yanımdaydı. Sobayı tamir etti. İyi. Şimdi git hemen ifade ver, o zaman onun yanında olduğunu söyle. Hadi git hemen. Peki. Saniye. Benimle emniyete gelip bu anlattıklarını polise de söyler misin? Tabii ki. Tamam. Hadi gidelim. Hadi. Üzülmeyin artık Azimet Hanım. Bakın kurtulacak. Senin sayende değil, Saniye kızımın sayesinde kurtulacak.
yaran kanıyor. Dokunma. İnsanlar yokken dokunma bir daha bana. Sevme bir daha beni. Nefret etme. Üzülme benim için. Sevinme de. Ağlama, gülme. Uzak dur sadece benden. Sadece uzak dur. Her bahri ezelden, levh-i kalemden, levh-i kalemden. Bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemden. Bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Serhat. Serhat. Serhat, iyi misin? Serhat. Çağırayım. Sakın. Sakın kimseye söyleme. Babaannem üzülmesin. Peki. Pansuman yapayım. Daha fazla kanatma. Dokunma. İzin ver iyileştireyim seni. İzin ver artık.
Serhat. Donuyorsun sen ya. Gönül, torunum kalkmadı mı daha? Serhat dün gece biraz rahatsızlandı Azimet Hanım. Yatıyor, gelemeyecek. Niye bize haber vermedin? Doktor çağırabilirdik, hastaneye götürürdük. Ben ilgilendim kocamla. Siz merak etmeyin. Bak hele. Vefalı eş numaraları çekme bize, anladın mı? Benim torunumuza da ihtiyacı yok. Saniye kızım olmasaydı torunum şimdi... Bak bu sahne köşelerinde sürünüyordu. Ana, vallahi haklısın. Zaten Zümrüt gelin vermiş aklı Saniye bacıya. Bu Ömer Lütfi denen beyaz yakalı iş güzel anlattı bana. Birlik olup kurtarmışlar Serhat'ı. Ne takım oldunuz ha. Maşallah, maşallah. Evet Abbas Bey. Ben kurtardım kocamı. Serhat için ne gerekiyorsa yaparım. Bir sorun mu vardı? Ya, sorun yok. Olmaz sorun. Sorun yokmuş da. Sapladın hançeri unutmuş değilim gelin. Vallahi hala soktun yaracıyı. Daha sokup sokup çıkarıyorsun, sokup sokup çıkarıyorsun. Ama pek merak ediyorum senin en zayıf yerin neresi diye. Senin neresi canın acıtır diye düşünüyorum. En çok sana ne acı verir? Pardon Abbas Bey, duyamadım. Bir sorun mu vardı? Yani hangi ekmekten istersin dedim. Kepekli mi, kepeksiz mi, zeytunlu mu, cevizli mi, beyaz unlu mu? Ay yok, ben ekmek almam, teşekkürler. İyi, ana gelin haklı. Yani sabah sabah karbonhidrata fazla yumulmamak lazım. Zaten benim de son zamanlarda hububatla pek aram yok. Şişkinlik yapıyor, tremorumu arttırıyor.
Bana müsaade. Bir kahve içerim üstüne sonra. Ana öperim ellerinden. Minnoşum. Günaydın. Daha iyi misin? Sana kahvaltı hazırladım. Aç değilim ben. Ama bir şeyler yemen lazım. Böyle olmaz, iyileşemezsin yoksa. Kahvaltı edeceksin dedim. İşte o kadar. Hadi yat. Zümrüt uzatma. Lütfen kalkma. Aç bakayım ağzını. Aç dedim. Aferin. Al bakayım. Tamam yeter. Ama iyileşemezsin böyle. Hem sonra nasıl bana hayatı dar edeceksin? İzin var. Geldim ya. Donmuşsun ama. Annem anlamadan dönmem lazım. Evden kaçıp geldim. Gelin salona gel. Bir şey mi oldu? Sana salona gel dedim.
Ben gideyim. Önemli bir şey var galiba. Saniye kızımla biraz dertleşiyorduk. İyi yapmışsınız. Bize iki kahve getir. Ben yapardım hanımım. Gelinden istedim döneciğim. Bize kahve getir. Ay yok, gerek yok gerçekten. Bize kahve getir dedim gelin. Zümrüt. Sen dur. Dur sen. Dön abla, sen yaparsın kahveleri. Bir daha böyle küçük şeyler için gelinliği yormasın babaanne. Karıcığım, hadi otursan yerine. Ben yaparım hemen kahvelerimizi. Çok geçmiş olsun. Sağ ol Saniye. Senin sayende kurtulmuşum. Aslında Zümrüt Hanım, karınız. Onun sayesinde, yani o söyledi ifade vermeme. Babacığım, babacığım. İyi yavrum? Anne! Baba! Baba, bırak lan! Baba. Zaten kız kardeşine sahip çıkamadın, rezil olduk el aleme. Abbas yavrum, dur! Hayal ettin kızı Abbas! Baba yavrum, baba! Baba. Bırak oğlum! Hadi git odana! Çıkmayacaksın! Eylül'e! Baba yapma, çek. Baba! Çek! Baba! Yürü git! Bizi el aleme rezil ettin. İnsanlar bunu unutana kadar çıkmayacaksın odandan. İster bir gün, ister 10 gün, ister 1 ay, ister 10 yıl! Abbas! Bırak kızı artık, bırak! Sen benim yüzümü yere eğdin. Ailemizin şerefini rezil ettin. Utanmadın mı kızım, utanmadın mı? Çıkın ana! Baba tamam. Amca! Amca ne yaptığını sanıyorsun sen? Serhat, karışma yeğenim. Bu benim ailemin meselesi, kimse karışmasın. Yenge, çocukları al odaya git sen. Ne oluyor, anlat amca bana. Yeğenim anlatamam, anlatamam. Oğlum, oğlum ne olur bir sakin ol, anlat bilelim oğlum. Ana, şerefimiz yerle bir oldu, rezil rüşve olduk el aleme. Vay vay vay, Suhandan'a bak sen. Amca ne oluyor, anlatsana artık bana. Serhat anlamıyor musun, anlatamam, dilim varmıyor anlatmaya. Gel. Rezil oldum, yüzüm yerlere eğildi. Bakamaz oldum insanlara. Sen gelme. Bu bizim aile meselemiz. Bizim mahremimiz. Sen bizim aileden değilsin. Şu anda aç kapıyı. Şu anda nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın? Nasıl yaparsın? Nevcihan! Nevcihan! Soyandalı ver bana! Ne olur ver bana! Dön, git anahtarları getir. Hadi anahtarları getir dedim!
Ya ben sizi böyle mi yetiştirdim? Ben size böyle mi ahlak verdim? Anne ne olur verme beni ona. Korkma kızım, korkma. Kimse alamaz seni benden. Buraya. Gel buraya, gel dedim. Yürü. Anne bırak kızı, bırak. Yürü dedim. Babaanne ya. Bana babaanne deme. Bana babaanne deme. Sen beni, bizi rezil rüsva ettin. Gel buraya. Babaanne ne olur yapma. Babaanne yapma. Bırak kızı. Karışma. Karışma. Sana uzak dur dedim, karışma. Karışırım. Bu kızı bu hale düşürmenize izin vermeyeceğim. Bu bizim meselemiz. Bu bizim namus meselemiz. Senin üstüne vazife değil. Ne namusu? Hangi namus? Namus beyinde. Namus vicdanda. Bu kız hepinizden daha masum. Hepinizden daha namuslu. Sen bana namus dersin diye. Babaanne. Zümrüt'e de aynısını yaptınız. Sühandan'ı ezip geçmenize izin vermem. Serhat. Ailemizin adını düşün. Onurumuzu düşün Serhat. Bu kız senin ailen değil mi? Senin onurun, gururun, torununu korumak değil mi? Dışarıda herkes her türlü ahlaksızlığı yapıyor. Buraya gelince, bir araya gelince herkes ahlak timsali kesiliyor. Abbas Demirkan dışarıda her şeyi yapıyor. O zaman onurdan, gururdan bahsetmiyorsun. Demirkan soyadından bahsetmiyorsun. Gel canım. Ben şu anda onu yukarı çıkıyorum. Bir daha Suhanda'nın namusuna dil uzatan, ona dokunan, onu üzen olursa karşısında beni bulurum. Haberiniz olsun. Geçecek canım. Bunların hepsi geçecek. Zümrüt abla. Sana neler yaptılar, biz ağzımızı açıp hiçbir şey söylemedik. Affet bizi. Ne demek öyle? Affedilecek bir şey yok. Asıl suçlu seni bu duruma düşürenler. Korkma artık. Ben yanındayım. Vallahi bak, seni şu konağın ortasında öldürürüm. Bir de kazan dairesini attırırım seni. Ürgüp tavası yaparlar senden. Akşama bandıra bandıra yerler seni. Bırak. Niye bacım? Uzak dur kızdan. Uzak dur. Uzak dur. Öldürürüm seni. Defol git buradan. Ya gelinim, ben ne yaptım? İki samimi harekette bulundum o kadar. İyi. İyisin ama iyisin, iyisin. İyisin. Maşallah. Uzak duracakmışım ondan. Sen kendin geliyorsun üstüme saniye saniye. Ben ne yaptım sana? Ne yaptım ben size? Bir de Serhat'a söyleyecekmiş. Benim derdim başımdan aşkın zaten. Kimseye bir zararım yok. Ben kime ne yapmışım bugüne kadar? İyi. İyisin ama iyisin, iyisin. İyisin. Daha ne istiyorsunuz Abbas'tan? Sağ olasın.
Ben sana Serhat'ı borçluyum. Sen olmasan kocam yanımda olamazdı şu anda. Böyle. Babaannen, Ejder Bey'i yaka paça dışarı attırdı. Dışarısı kavga kıyamet anlayacağım. Ama sen korkma, burada güvendesin. Korkma canım, korkma. Benimle gelin. Azimet Hanım, Abbas Bey'in emriyle soğanlarımı alıp götürmeye geldik. İcazetiniz var mıdır? Nerede soğanlar hanım? Serhat'ın odasında. Sesler kesildi. Her şey geçecek, sen merak etme. Soğandan hanımı almaya geldik. İzin vermem. Abbas Bey'in emri var. Adıyaman'daki akrabaların yanında yaşayacak bundan sonra. Dokunmayın kıza. Sana bir zarar gelsin istemiyoruz gelin hanım. İzin vermem dedim. Gitme. 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 Bırak. Ne olur, ne olur evimden ayırmayın beni. Yapmayın ne olur. Evimden ayırmayın beni. Yeter. Artık sana da zarar gelsin istemiyoruz. Açın! Yardım edin! Birisi onlara yardım etsin! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.